Caddede dolaşıyorsunuz, aklınızdan güzel şeyler geçiyor. Birden o da ne? Pat! Bir araba kazası. Oh, çok fena. Neyse ki tam zamanında açılan hava yastıkları sayesinde her iki sürücüye de bir şey olmuyor. Ancak şöyle bir düşündüm de hava yastıkları otomobillerini akıl almaz hızlarda kullanan Formula 1 sürücülerinin de acaba hayatını kurtarabilir mi? Muhtemelen. Tabii F1 yarış otomobillerinde de hava yastığı olsaydı. Evet, itiraf etmek gerekirse F1 sürücülerinin hava yastığına ihtiyacı olmadığını öğrendiğimde çok şaşırdım. Konuyu biraz daha açayım. Son derece yüksek hızlar, akıllara durgunluk veren virajlar ve bunlar dahilinde doğan ciddi kaza yapma ihtimali söz konusu iken hiçbir hava yastığına ihtiyaç yok, öyle mi? Peki. Bir de şöyle sorayım. Siz F1 yarış otomobillerinde hava yastığını nereye koyardınız? Direksiyona mı? Sorunun başladığı yer işte orası. Formula 1 sürücüleri işlerinde çok titiz insanlardır. O yüzden üstünde bir sürü zımbırtı, düğmeler ve kontrol tuşları olmayan bir direksiyona razı olmaları pek mümkün değildir. F1 yarış otomobillerinin sadece direksiyonu yaklaşık 60 bin dolara mal olur. Vay canına. Ben bu kadar parayla bir sürü araba alabilirim. Ve direksiyondan bahsetmişken, F1 araçlarınınkine hava yastığının sığmasına imkan yoktur. Keza olsa bile aracın kokpiti o kadar küçük ki aktif bir hava yastığı sürücünün ölümüne yol açabilir. Aslında öyle görünmese de Formula 1'de güvenlik her şeyden çok daha önemlidir. Şöyle ki F1 sürücülerinin bir değil 5 veya 6 emniyet kemeri vardır. Bunlar omuzlar için 2, bacaklar için 1 veya 2 ve kalça için 2 kemerden oluşur. Aslında sürücüler o kadar iyi sarmalanmışlardır ki direksiyonu çevirmek ve bir sürü ne olduğu belirsiz düğmeye ve şaltere ulaşmalarına ucu ucuna yetecek kadar bir özgürlüğe sahiplerdir. Hatta koltuklarına sıkı sıkıya yerleşen sürücülerin bunca emniyet kemerini kendi başlarına takmaları mümkün değildir. Bunu ekipten biri onlar için yapmalıdır. Öte yandan acil bir durum oluştuğunda F1 sürücüsü 5 saniye içinde aracını terk edebilmektedir. İşin püf noktası tüm kemerleri tek bir dokunuşla açabilmeleridir. Sihir gibi. Hava yastıklarının temel amacı sürücünün kafasını arabanın ön kısmına çarpmasını engellemek olduğundan bir F1 aracının neden hava yastığına ihtiyaç duymayacağını anlayabilirsiniz. Araba tamamen dağılmazsa sürücüsünün araçtan ileriye doğru ya da dışarıya fırlama ihtimali yoktur. Fakat öyle bir şey olsa bile aracın içinde sürücünün kötü bir kaza geçirmesi durumunda hayatta kalması için özel olarak tasarlanmış bir kabin yapısı vardır. Ve bu arada F1 sürücülerinin kafalarına taktıkları o inanılmaz kaskları da unutmamak gerekir. Bu kasklar ciddi testlerden geçerler. Örneğin 3 kilogramlık sivri bir metal nesnenin 3 metre yüksekten kaskın üzerine düşürüldüğü derinme testine dayanmalıdır. Ayrıca tasarımcılar kaskın çene altı kayışının 25 milimetreden fazla gerilmemesi için birkaç test daha yaparlar. Daha sonra kaskın siperini yaklaşık saatte 500 kilometre hızla hareket eden bazı cisimlerle bombardımana tabi tutarlar. Ve bundan sonra kaska 45 saniye boyunca yaklaşık 815 derece ısıda alev püskürtürler. Kaskın içindeki ısı o anda 70 dereceyi geçmemelidir. Adeta süper kahramanlara yaraşır bu kasklar, insanı hakikaten heyecanlandırıyor. Ancak F1 ile ilgili daha da şaşırtıcı gerçekler var. Formula 1 otomobilinin lastikleri o kadar hızlı döner ki yarış sırasında neredeyse cayır cayır yanacak kadar ısınırlar. Oldu da yarış bittikten sonra bir F1 otomobilinin yanına gelmeyi başardınız diyelim. O an sakın lastiğine dokunmayın. Çünkü lastiklerin sıcaklığı yaklaşık 120 derece olacaktır. Bu ısıyla rahatlıkla yumurta haşlayabilirsiniz. Hadi bir deneyelim. Ayrıca ortalama bir yarış esnasında lastiklerin ağırlığı aşınma nedeniyle yarım kilo azalır. Ortalama bir lastiğin kullanım ömrü 21 bin ila 56 bin kilometre iken F1 lastiği en fazla 100 kilometre dayanır. Bir Formula 1 yarış otomobilini yapmak için 80 binden fazla bileşeni bir araya getirmeniz gerekir ve bunları doğru bir sırayla birleştirmeniz gerekmektedir. Üreticilerin aracı %100 doğrulukla monte etmeleri çok önemlidir. %99,9 da oldukça iyi görünebilir. Ancak bu durumda 80 detay yanlış monte edilmiştir. Bu da hem sürücünün hem de diğer yarışmacıların hayatını ciddi derecede tehlikeye atar. Aa, bu arada araba kullanıyorsanız Formula 1 otomobillerinin fren sistemini biraz kıskanabilirsiniz. Zarar görmesi neredeyse imkansız olan bir tür karbon fiberden üretilen F1 fren diskleri maksimum hızda giden aracın 4 saniyede tamamen durmasını sağlar. Bu sırada disklerin ısısı 1100 dereceyi bulur. Bu da eriyik haldeki lavlara eşdeğer bir sıcaklıktır.
yarış Singapur veya Monaco gibi şehir içinde yapılıyorsa, işçilerin yarışmadan önce pistteki rögar kapaklarını lehimlemeleri gerekmektedir. Sorun şu ki, Formula 1 otomobillerinin ürettiği vakum, bu devasa metal diskleri yerinden söküp havaya fırlatacak kadar güçlüdür. F1 arabalarını tavanda sürebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, şaka değil. Bu araçların onları adeta rayların üstünde hareket ediyormuşçasına güçlü bir şekilde yere yapıştıran kanatları vardır. Bu araçların virajları bu kadar hızlı almasını sağlayan şey de budur. Araçları yere bastıran kuvvet o kadar güçlüdür ki saatte 240 km hızla giden araç bir tünelin tavanında baş aşağı hareket edebilir. Açıkçası F1 arabalarının süper güçlerini kontrol ederlerken ben de orada olmayı dilerdim. Pit ekibinin lastikleri değiştirmesi ve bir Formula 1 otomobiline yakıt ikmali yapmaları sadece 3 saniyelerini alır. Keşke biz de benzin istasyonlarında aynı hizmeti alabilseydik. Formula 1 otomobillerinin ortalama maliyetleri yaklaşık 10 milyon dolardır. Sadece otomobilin motoru bile 7 ila 10 milyon dolara mal olabilir. Bir yakıt deposunun fiyat etiketi 100 bin ila 140 bin ABD doları arasında değişir ve soğutma sistemi için 220 bin ABD doları ve şanzıman içinse 250 bin ABD doları ödemeniz gerekir. Formula 1 yarış otomobilleri inanılmaz bir hız olan saatte 376 km hıza ulaşabilirler. Karşılaştırma yapmak gerekirse bazı küçük uçaklar bir F1 otomobilinin pistte yaptığı hızdan daha yavaş bir hızla havalanırlar. Ve son olarak şununla bitirelim. Son zamanlarda biraz kilo vermeyi mi düşünüyorsunuz? O halde kilo vermenin biraz, hatta fazlasıyla harika bir yolunu biliyorum. F1 sürücüsü olmaya ne dersiniz? Bu insanlar 2 saatlik bir yarıştan sonra neredeyse 4 kilogram zayıflarlar. Bunun nedeni çoğunlukla kokpitteki kavurucu ısıdır. Çünkü yarış sırasında kokpitteki ısı 50 dereceyi bulabilir. Siz bir F1 otomobili kullanmak ister miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi alalım. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, henüz bir yere ayrılmıyoruz. Kanalımızda hepsi birbirinden ilginç 2000'in üzerinde videomuz var. Tek yapmanız gereken sol veya sağdaki videolardan birini seçip üstüne tıklamak ve videonun tadını çıkarmak. Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle, hoşça kalın.